Ayran çıkaldı Aberkant. Muslera biraz kendine e, gelmeye Geldi, doğru, başladı. doğru katılıyorum. Konyaspor maçı çok iyiydi. Lokomotiv Moskova maçı iyiydi. E, milli takımda e, Brezilya ve Arjantin'e farklı mavi posta da o maçta ciddi kurtarışları vardı. Hı hı. E, zaten Muslera'nın buna ihtiyacı vardı. Biraz öndeki oyuncuların da netleşmesini. Ki, hani, takımın oturduğu nereden belli Ezgi? Artık Yetlin bile çok zayıf halka gibi gözükmüyor. Yani Galatasaray bence işçileri bir şekilde yoluna koydu ama işin kreatiflik kısmı şimdi bu kadar olumlu konuşuyorum Galatasaray'la ilgili dezavantajı ne dersen bana bir Beşiktaş kadar kreatif oyuncu sayısı fazla değil yani şöyle açayım. Morutan'la Kerem dışında öyle çok topu ayağına aldığını heyecanlandıran oyuncusu var mı? Özellikle merkezde yok. Tabii yani. yani şimdi şöyle söyleyeyim ya da o gün. Taylan, Berkan size sezon boyu kaç gol var şimdi Beşiktaş'ın en defansif oyuncusuna bakalım. Josef Şampiyonluk golü attı işte geçen sene Başakşehir derbide Galatasaray attı. Fenerbahçe kariyerine gidelim yine Galatasaray attığı gol var. Yani gol... Beşiktaş'ta hatta hani Piyaniç'i, Gezzalı, Duran Top gücü de var ayrı konu. Son Sporting maçı 3 tane korner golü yenilmesi de büyük hata ama tam aksi kornerden de gol buldu öyle ya da böyle Lerin'le. Yani, yani, burada biraz Durant e, zayıf halka olarak. Bulmuş şekilde. Gör, görüyorsun sen. Çıkaldağ'ın performans kesinlikle benim. Çünkü Taylan ve Berkan işin daha savunma kısmında, Tabii. koşu kısmında. Çıkaldağ'ın son maçlarda biraz daha ofansa destek vermesi gerekiyor. Yani şu an Galatasaray'ın evet. hücum hattı çok Kerem Morutan'a kilitlenmiş vaziyette. Burada muhakkak Çıkaldağ'ın ekstra performans göstermesi gerek. Burada bir galip gelmek için Galatasaray ama beraberlik için iyi savunma yaparsınız. Beraber de kalabilirsiniz. Trabzon deplasmanını hatırlıyorum mesela. Orada Emre Kılıç'ın iki golü vardı işte geçiş hücumu dediğimiz. Galatasaray muhtemelen Beşiktaş, Vodafone'da hep da bunu kovalayacak bence. Galatasaray'ın artı eksileri için sen ne dersin gün? Ya katılıyorum. Ee, şöyle ben Galatasaray'la ilgili zaten aynı şeyleri söylüyorum. Hücum performansı zayıf kalıyor. Zayıf kalmasının nedeni de orta alandaki üçlü oyuncunun birbiriyle çok benzer profillere yakın olması ee, şimdi Taylan Antalyalı bugün bir ön libero gibi oynatılıyor ama Taylan Antalya'nın Erzurum Spor'daki başlayan dönemi 10 numara. Aslında 10, 8, 8 numara 6, diyebiliriz buçuk diyebiliriz Ezgi yani. Erzurum Spor'da hatta e, 10 numaraydı. Taylan forvet arkasında oynuyordu. E, yavaş yavaş geriye doğru adım attı. Bu ben Okay Yokuşlu'nun kariyerine benzetiyorum. Hatta Okay'da hatırlıyorsun alt eğitiminde eğitimine başlarken Altay'dan Kayseri dönemine 10, 8, Trabzonspor'da hatta Stoper'e kadar evrilmişti. E, şimdi... Burada Taylan Antalyalı, Berkan ve Çüküldoğan'ın ofans performans, ofansif performansları herkesin aklında böyle bir soru işareti. Neden? Biz çok, üçü de çok 8 gibi oynuyor aslında oyunu. Biraz daha Taylan böyle alt, yani 8-6 arası oynamaya çalışıyor ama yeterli mi? Bence değil. E, net olarak bir savunma performansı değil Taylan'ınki. E, Berkan ve Çüküldoğan'a bakıyoruz. İkisi de 8 numara gibi oynuyor. Yani mesela Beşiktaş'a döndüğümüz zaman orada net bir Forvet'e yardımcı olacak Alex Teixeira var. Forvet özellikle. Skoru değiştirebilecek istediği zaman. E, Pjanic 8-10 arası 10 numarada kariyerinde mevcut piyaniçin biliyoruz. E, Galatasaray'da orada ofansif olarak öne çıkması gereken bir oyuncu var tabii ki. çıkın Onun biraz daha önde tutulması gerekiyor. Çünkü <laughs> Beşiktaş savunma bekleri eğer Morutan ve Kerem'e e, savunma arkası koşu şansı vermezse dolayısıyla merkezden bir desteğe ihtiyacınız var. Bu desteği de ofansif anlamda geçmişte Galatasaray'da Belhanda'lar oynadı. Schneider'ler oynadı. Net olarak bir on numara oyuncusu diyebiliyoruz değil mi? Çıkaldan Bel ilk Bandaya hafta performansını hatırlayalım. Ee, o gün e, Hatay'a direkten döndü. oyun ön tarafa koşu yaptı. Kasımpaşa'ya yine e, sanırım gol attı Morutan tamamladı. Yani o bölgeleri gidiyordu ilk haftalarda. Peki Morutan daha öyle gibi çıkması yaratıcı bir anlamadım. oyuncu acaba kanat yerine biraz daha orta sahada değerlendirilse? Biraz daha böyle hani serbest oyuncu gibi oynasa Sana, mesela. Katılıyorum ama ben o, o hakkımı, değil, o hakkımı, mi? ben o hakkımı yani mantıken net favori e çıktığın ağır bastığın maçlarda Morutan hmm. yani şöyle söyleyeyim bence Fatih Hoca da bunu gördü. Onun denenecek Kasımpaşa, maçı Beşiktaş maçı değil yani. Yani Kasımpaşa maçı merkez oynattı 4-1 4-1'in e, ama Lazio maçı kenara aldı. Ya yani o merkeze zayıf kalırsanız o sıkıntı olur size. E, tenis topu gibi geri döner o toplar. Kalenizde direkt pozisyon olur mesela. Bence hmm. biraz orada Morutan'ı Doğru kullanıyor şu aşamada Fatih Hoca ama sana katılıyorum bir on numara hamuru var. Ya Belhanda'dan daha yaratıcı, çok var mesela. Evet, e, sürekli o gol vaat ediyor, o paslarını görüyoruz işte müthiş. Evet. Yani zaten Galatasaray'da şöyle bir şey olabilir o durumda. Yani Morus'un ortada oynaması demek çünkü daha Morus'tan yan yana e, Kerem'i sağ atıp Halil Dervişoğlu'na da bir sol forvet profili oluşturabilirsiniz. Gücü çok yüksek bir takım o dediğin senaryo geliyor. Ezgi Galatasaray olur da maçın ilk yarısında 1-0 geride kapatırsa İkinci yarıya ha. bu tarz bir hamle yapıp e, başlayabilir. başlayabilir ama tabii orada da bir artı üç türkü düşünmek gerek. Çünkü o durumda Fatih Hoca Taylan'ı muhtemelen çıkartıp Berkan'ı altıya çeker. Berkan Berkan, Berkan daha morutan yapar mesela oyun içinde geri düştüğünde. E, Halil, sağa Kerem. Halil, e, sola Kerem, forvet, Jackney de Muhammed. yine Sol, o Halil solda e, milli takımda solda oynadığı maçlarda bence az süre alsa da olumlu işler yapmıştı. E, Halil'in net bir santrafor olduğunu düşünmüyorum Tam böyle pivot santrafor gibi zaten değil İleri uçta tek başına kalacak oyuncu profilinde de net olarak değil Ama yardımcı forvet, kenar forvet olarak bence Halil çok daha fazlasını vaat edebilir e, Şenol Hoca denedi ilk olarak orada Devamında e, gelecek gibi görünüyor Halil milli takımda Burak'ın olduğu yerde değil de biraz daha kenarda oynayacaktır e, Orada farklı bir oyuna da evrilebilir Çünkü e, kenardan hızlı bir oyuncu çalım yeteneği var. Kenardan oyun ceza sahası yeteneğini belirtelim şöyle o gün iki yerde iki taraf çalım atıyor. Onu çünkü ezgi çok ezberlenmiş değil işte rakibi çok evet. şaşırtıyor. Evet. Maçlarda ben dikkat ediyorum. Mesela oyuncular penaltı yapmayalım diye de müdahale etmiyorlar hele. Kestiremiyorlar mesela. Bazı oyuncu Babelin mesela sağını kapat Tamam. Kitlenip kalıyor. Ceza sahasına, e, dışarıdan ceza sahasına sürpriz yapıp orayı da karıştırabilecek bir oyuncu. Ki son maçta karıştırmıştı oynadığı milli takımda. Hı hı. Golünü attı. Ben Halil, Fatih Hoca'nın Halil'i ilerleyen dönemlerde, belki Beşiktaş maçı değil ama ilerleyen evrelerde, hani Babel'i kullanıyor ya orada, Babel Halil'i tercih edeceğini, Halil'i oraya evirebileceğini düşünüyorum. Yo, bence Ezgi'nin e, bakış açısı doğru, bence olacak o dediğini Ama bu maç değil yani, daha net örnek verelim. İşte haftaya hücum... haftaya Gaziantep evet. oynuyor mesela Galatasaray çünkü... Fatih Hoca'nın Tayland'dan çok memnun olmadığını anlayabiliyoruz performans. Tayland geçen sezonlar öte yani. Orada evet. 6 numara Berkan, önünde Morutan çıkalda sağ ve sol kenarlar Kerem Halil değişmeli. Forvet, Cagney ya da Muhammed. Yani bu kurgu olur ama bu dediğimiz kurgu Beşiktaş maçında 11 başlamaz bence. Biraz fazla cesur olur. Derbilerde bu kadar e, temkinli olmakta fayda var Mehmet, bence. Cagney ya da Muhammed'i çok... E... Üstüne basa basa söylüyorsun. Hala Fatih Terim'in bu konuda bir soru işareti Hayır, var Muhammed. mı? Hayır Muhammed. Ben kendi, kendi de adıma de oynayabilir diyorum. Çünkü şöyle iç saha maçları bence Cagney'e daha uygun. Deplasman maçları Muhammed'e daha uygun. Ee, çünkü iç saha maçlarının topu daha çok ceza sahası içine getiriyorsunuz. Ve Cagney'si orada daha çok gol vaat ediyor. Ama işin Muhammed'de Lokomotiv Moskova maçı gösterdi. O pres gücü, deplasman derbileri. Artı şu aşamada Fatih Hoca'nın kararının Mustafa Muhammed olduğunu söylüyorum. Ben sadece Cagney'de hani olabilir diyorum. Bunu niye söylüyorum? Ezgi çünkü biliyorsun ki bir süreçte Halil oynadı ile Ruslar. Işte. Evet. Artık Halil yok hani onu belirtelim. Forvet ya Muhammed, Muhammed cezalı olur. Formsuz hani performans düşer. Jagne olur ama Beşiktaş maçı Muhammed Başkan. Şimdi başlayacak. alt yazıda da görüyorsunuz Yalçın'ın 7 Terim'in 68. derbisi şeklinde bir tarafta çok çok tecrübeli bir teknik direktör diğer tarafta da çok başarılı son dönemi gerçekten en e, formda diyebileceğimiz belki de teknik direktör ama son haftalarda iki teknik adam da özellikle lig performansları nedeniyle acaba formsuzlar mı şeklinde eleştirilere maruz kaldılar. Bu anlamda iki teknik adamı ve e, biraz sezon başlangıçları itibarıyla değerlendirecek olursak o gün ne dersin? Ee, bir kere Sergen Hoca şimdi iki maç üstte üste Beşiktaş kaybetti ama Şampiyon Ligi'nde kabul edilebilir. Evet skor olarak belki tabelaya baktığımız zaman 4-1'i gördüğümüz zaman e, şöyle ya 4-1 olur mu şeklinde tepki olabilir. Ancak Şampiyon Ligi'nde her sonuca açık müsabakalar oynanıyor. Ee, şimdi oyun açısından baktığımız zaman Sergen Hoca takımından aman aman bir memnuniyetsizlik vesaire gibi bir durumu yok. Bir de yani dediğimiz gibi Beşiktaş bu sezon ekstrem bir durum yaşadı. Şimdi tamam sakat oyuncular döndü diyoruz. Ama bu sakat oyuncular şimdi geçtiğimiz hafta döndüğünde bakalım yani Atiba 3 günlük idmanla çıktı. Uzun sürelik sakatlıktan 3 günlük idmanla çıktı gitti oynadı Başakşehir maçında. E, Piyanet Sporting Lisbon maçında 2 idmanla çıktı. Alex Teixeira e zaten uzun süre futbol oynamayıp geri dönüp ee, bir, buçuk ayda düzel, e, bir buçuk ayda iyi seviyeye gelmesi beklenirken, iki kez sakatlık yaşayan bir oyuncu. Yani ideal 11'lerin keza öyle milli takıma gitmedi, sakatlığı vardı diye. E, dolayısıyla fiziksel açıdan Beşiktaş'ın biraz eksikliği var. Beşiktaş geçtiğimiz sezon rakiplerini fiziksel üstünlüğüne boyuyordu. Evet. Çünkü neden? son Geçtiğimiz sezonun böyle bir tablosuna bakalım. Son 15-20 dakika içerisinde Beşiktaş'ın çözdüğü bir sürü maç var.